Suriye'nin normalleşme başlığıyla. Size hatta Veysel Bey başlamak istiyorum. Bu konuda yani en son Halk Meclisi'nde Beşar Esad'ın yaptığı konuşma, oradan Türkiye'nin askerini çekmesi ön koşulumuz değildir açıklaması üzerine konuşmaya başladık. Şimdi bundan sonra nasıl bir adım gelir, bunu merakla bekliyoruz ve tabii konuyla ilgili başka açıklamalar da var. İki tarafta ne istiyor, ne bekliyor, hangi konular üzerinde buluşulabilir diye. Genel bir soruyla başlayayım. Bugün hangi noktadayız Suriye ile normalleşme konusunda? 25 Ağustos'ta Halk Meclisi'nde yaptığı konuşma çok genişti. Yani birçok konuya değindi. Ekonomiye evet. değindi, dış politikaya değindi ve özellikle Türkiye ile ilişkiler kısmına çok yoğun bir şekilde temas etti ve bununla ilgili çok önemli açıklamalar yaptı. Hatta o konuşmanın analizi yapmadan önce bugün biliyorsunuz Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un yaptığı bir açıklama vardı ve bu da çok önemli. Yani basına da yansıdı, uluslararası basına da yansıdı. İşte Türkiye'nin geri çekilme noktasında bir uzlaşıya veya bir görüşe sahip olduğunu ifade etti. Tabii burada özellikle Beşar Esad'ın yaptığı açıklamaya dönecek olursak şunu söylüyor Beşar Esad. Yani diyor biz yaklaşık 5 yıldır bu temaslar içerisindeyiz ve arabulucular hakikaten bu iyi niyetli bir şekilde bu görüşmelerin sonuçlanması noktasında temaslarını sürdürüyorlar ama şunun altını çiziyor. Sahada pratik alanda herhangi bir gelişme veya olumlu diyebileceğimiz bir sonuçla karşı karşıya kalmadığımızı ifade ediyor. Hı hı. Yani Beşar Esad şunu söylüyor. Biz yaklaşık 5 yıldır görüşüyoruz. Bizim herhangi bir ön şartımız ve ön çekincemiz olmamakla birlikte ama diyor bizim Türkiye ile yapacağımız herhangi bir şekilde bir uzlaşının mutlaka bir yazılı metne, mutabakat metne. Yani çünkü bazı ilkelerden bahsediyor. Bu BM şartı da olabilir diyor. Evet. Ve bunun sorunsuz bir şekilde ilerleyebilmesi için bir anlaşmayla sonuçlanması. Bu mutabakat zaptı da olabilir, ilkeler de olabilir. Çünkü belli ilkelerden bahsediyor. Ve ayrıca bunu da üstüne ekliyor. Garantör, bu mutabakat zaptının içerisinde garantör ülkelerin de olmasını evet. ifade ediyor. Yani dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyor. Evet. Ve dört ana başlıktan bahsediyor. Yani bizim diyor temel beklentilerimiz şu. Biz diyor terörle mücadele noktasında Türkiye ile uzlaşı sağlamak istiyoruz ki orada atfı şu noktada. Özellikle İdlib ve diğer muhalif gruplara dönük bir atıfta bulunuyor. Kendi söylemleri bunlar. Ve diyor ki aynı zamanda egemenliğimizin tesis edilmesi ve tanınması. Hem ulusal düzeyde yani Türkiye'nin ulusal düzeyinde hem de bunun bir anlaşmayla sonuçlanmasıyla uluslararası alanda da Türkiye'nin bizim egemenliğimizi tanıması noktasında ifade ediyor. Türkiye'nin beklentilerine dönük de iki ifade kullanıyor. Yani daha önceki tüm Türkiye'nin söylemleri, işte Suriye ile ilgili politika ile ilgili söylemlerin dışında şunu ifade ediyor ayrıca. Diyor ki Türkiye'nin bizden beklentileri iki noktada var diyor. Bir, bu göçmenlerin geri dönüşü noktasında bir evet. beklentilerini iletmişler. İkincisi de diyor bu terörle mücadele noktasında talepleri var ve dolayısıyla bu iki talep, bizim iki talebimiz, karşı tarafın iki talebi noktasında bir uzlaşma sağlanabilir. Ama bu uzlaşmanın sağlanabilmesi için daha gerçekçi ve daha somut olarak bunun bir ifade, bir metne dönüştürülmesi ve bu metnin garantör ülkeler tarafından da bir şekilde kayıt altına alınması ve bunun bir yol haritasının oluşması gerekiyor. Yani buna, ama buna Türkiye'de zaten yani, yeşil ışık yakmadı bu tüm açıklamalarla. Aslında yani şu an artık o temas için karşılıklı açıklamalar yapılmış ve harekete geçilmiş olması gerekmiyor mu? Nasıl yani, bu açıklamaların yani ardından kim nasıl bir adım atacak? Hayır, şurada şunu net ifade etmek lazım. Bunun bir anlaşma metniyle sonuçlanması ki bu bir yol haritasını içerecek, bir zaman takvimini içerecek. Yani hangi aşamada, kaç aşamalı olacak bu anlaşmalar? Hangi aşamada, hangi ülke hangi adımı atacak? Örneğin işte geri dönüş ne zaman gerçekleştirilecek? Veya geri çekilme ne zaman gerçekleşecek? Veya teröre dönük olarak ortak operasyonlar mı gerçekleştirilecek? Gerçekleştirilecek bunların tarihleri ne olacak? Bütün bunlar iki ülke arasındaki bir uzlaşmayla sonuçlansa bile unutmamak gerekiyor ki Suriye meselesinin birçok tarafı vardır. Evet. Ve uluslararası küresel güçler de bu bir tarafıdır ki bugün gene yapılan bir diğer açıklama Amerikan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklama var. Biz Suriye ile bir uzlaşıyı kabul etmiyoruz. Yani bunun belki Türkiye-Suriye görüşmelerine ad fenerini kullanıyor. Yani şunu söylüyor. Biz diyor Suriye'de işte demokratikleşmenin sağlanmaması, muhalefetin bir şekilde sivil siyaset alanına geçmemesi, yeni bir anayasanın yazılmaması noktasında herhangi bir ilerleme sağlanmazsa biz burada Suriye rejimiyle yapılan görüşmeleri doğru bulmuyoruz diyor. Ve biz Suriye rejimini tanıma noktasında bir adım atmayacağımızı söylüyor. Dolayısıyla bu yalnızca Türkiye-Suriye arasındaki bir müzakerenin yazılı bir metne dönüşmesiyle sonuçlanmasını beklemek pek de gerçekçi değil. Çünkü sahada çok farklı aktörler de var. Yani dediğimiz bir yani terörle ortak mücadele kavramı ortaya konulduğu takdirde bu nerede başlayacak ve
hangi sahada başlayacak ve bu nerede ortak operasyonla mı sonuçlanacak? Hı hı. Ve çünkü şunu talep ediyor aynı zamanda, buradaki muhalif güçlerin Libya veya başka ülkeler transferini gerçekleştiriyor. Evet. Bununla ilgili de onları ben soracağım hakikaten. Yani muhalif güçlerin hangileri orduya entegre edilebilir, hangileri Libya'ya gönderilebilir? Türkiye ile de prensipte bir anlaşma yapıldığı yönünde son Suriye'nin bir artık son Ankara Büyükelçisi'nin Nidal Kabala'nın verdiği röportaj önemli. Orada bütün, evet, başlıklara ilişkin açıklamaları var. Siz de zannediyorum ona atıfta bulunuyorsunuz.